Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi beceri temelli soruların çözümüyle beraberiz. Birazını ben çözeceğim, birazını size ödev olarak vereceğim. Buna göre sanal ortamda şifre almak isteyen Nil için aşağıdakilerden hangisi daha güvenli olur? Bakalım, sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla karşılaşmamak için almamız gereken şifrenin özellikleri şunlardır. Şifrenin kolay tahmin edilmeyen büyük ve küçük harf, rakam, noktalama işaretleri içermesine dikkat edilmeli. Ardışık harf ve sayılardan kaçınılmalı. Doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir tarihler olmamalı. Dolayısıyla hangisi bu kurallara uygun? 1, 2, 3, 4 Nil, hayır. Nil 2009 doğum tarihi gibi, hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ardışık sayılar, hayır. Ama büyük harf, küçük harf, noktalama işareti. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Ceyhan. İkinci soruya baktığımızda bir araştırma sorusu olduğunu görüyoruz. Cep telefonu olmadan kaç gün geçirebilirsiniz? Bu soruyu soranların %47'si hiç geçiremem demiş. %25'i bir gün, %14'ü bir hafta gibi cevap vermiş. Türk genel ağ kullanıcıların sosyal alandaki hareketlerini kontrol etme oranını yüksek. Günde en az iki kere kullandığı sosyal ağlara bakmalarının oranı ise %85'ten yüksek. Dolayısıyla yine soruyu sorulan kişinin, toplam kişinin %26'sı yarım saatte bir kontrol ediyormuş. %42'si 1 saatte 3 saat arasında kontrol ediyormuş. %17'si 4 saatle 10 saat arasında kontrol ediyormuş. Buna göre hangi söylenebilir? Cep telefonu kullanıcılarının çoğu cep telefonu olmadan bir hafta geçirememektedir. Evet, bir hafta geçirememektedir. Bir gün geçirenler, hiç geçiremem diyenler var. Dolayısıyla bir mutlaka olmalı cevaplarda. Cep telefonu ağ kullanıcıların büyük kısmı günde en az bir kere, ki burada iki defa bile söyleniyor, sosyal ağlara bakmaktadır. Evet, genel ağ kullanıcılarının tamamı sosyal ağlar cep telefonundan bağlanmaktadır. Burada böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Üçüncü soruya baktığımızda web güvenliği ile ilgili bir soru. HTTPS etiketi olan bir web sitesi daha yaygın olan HTTP web sitesine göre daha güvenlidir. Yani şu sondaki S harfi o sitenin güvenli olduğunun bir göstergesidir. Güvenli bir web sitesi çoğu tarayıcıda web sitesinin adresinin solunda yeşil bir kilit simgesi bulunur. Bakın şurada var yeşil kilit. Burada da var. Demek ki hangisi daha güvenli? Şu ikisi değil. Zaten hemen elendiler. Com ve net siteleri güvensiz olmasa da daha en kolay edinilen alan uzantılarıdır. Bu nedenle EDU, yani eğitim kuruluşları veya GOV, hükümet uzantıları daha güvenlidir. Onlar kadar güvenli olmazlar net ve komlar. EDU ve GOV daha güvenlidir. Dolayısıyla hangisi daha güvenlidir bakıyoruz. GOV var. Başında yeşil kilit var. Şurada S işareti var. Cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Dördüncü soruya baktığımızda öğretmen Ayşe diyor ki Ayşe alıntı yaparken alıntı yaptığın metnin anlamını değiştirmiş ve farklı bir metine dönüştürmüşsün. Sence bu yaptığın doğru mu? Ayşe de kendi cümlelerimle düzenledim diyor. Öğretmen tamam ancak bu yanını yaparken metnin aslına sadık kalmamışsın. Yani yazarın sözlerini bambaşka bir anlama bürünmüş. Yazar görse der ki bu cümleler benim değil, ben böyle bir şey yazmadım der. Ayrıca ödevini okuyanlara da yanlış bilgi vermiş olursun diyor. Ayşe biraz düşündükten sonra haklısın öğretmenim. Kullandığım kaynağın aslını değiştirmeden ödevimi tekrar düzenleyeceğim diyor. Ayrıca ödevimin sonunda kullandığım kaynakları da yazacağım. Yani kaynakçayı da belirteceğim diyor. Dolayısıyla bilgi hırsızlığı da yapmamış olacağım diyor. Bu ne kadar ciddi bir çalışma yaptığımı herkese göstereceğim diyor. Bu ne için önemli? Bilimsel etik için önemli. Alıntı kuralları için önemli. Kaynak yazılımı için önemli. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 Denizli olacak. Güvenli ağ kullanımı ile ilgili bir sorumuz var. Sosyal paylaşım sitelerinde kayıt esnasında ve sonrasında kişisel bilgilerin tümü paylaşılmamalıdır. Gizlilik ayarlarına dikkat edilmeli. Kişisel bilgilerin herkesin görmesi engellenmelidir. Kullanıcıların ilgisini çeken kazandınız, bedava gibi mesajlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yasemin öğretmen bunları anlattıktan sonra öğrencileriyle bir slogan hazırlamalarını istiyor. Bu ilkelere, bu kurallara uygun olmayan slogan hangisidir? Sanal dünya benim dünyam.
Sanal dünya benim dünyam sloganı, yani benim istediğim gibi hareket ederim, her şeyi açıklarım, her şeyi söylerim ifadesi çıkar buradan. Dolayısıyla yanlıştır. Diğerleri daha doğru. Altıncı soruya baktığımızda İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenleme ile teknolojiden yararlanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde dijital arşiv projesi başlatıldı. Bu proje ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan ve tarihi değer taşıyan nüfus kayıtları dijital ortama aktarılmasına ve böylece koruma altına alınmasına karar verildi. Belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla bakanlık hizmet kalitesinin ve hızının artması, belgenin yok olunmasından doğacak vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi, önlenmesi, aşınma ve yıpranmaların azaltılması, olası bir afet durumunda hasar almadan ya da tamamen yok olmadan önce çoğaltılarak kopyalarının çıkartılmasını da sağlamış olacak. Bu bilgilere göre dijital arşiv projesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği söylenebilir? Resmi belgelerin koruma altına alınması, evet. Vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi, evet. Çünkü hizmet hızı artacak, kalitesi artacak. Ortaya çıkabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olunması, evet. Üçü de olacak. Yedinci soruya baktığımızda Cahit Arf'la ilgili bir soru. Buradaki verilen bilgileri güzelce inceledikten sonra hangi söylenemez diyor. Yaptığı çalışmalar Türkiye'de ve dünyada tanınmasını sağlamıştır. Evet, dünyaca ün kazandı diyor bakın şurada. Dolayısıyla A olacak. Yaşamı boyunca çeşitli bilimsel kuruluşlarda görev almıştır. Evet, Türkiye Bilimler Akademisi'nde, TÜBİTAK'ta, Matematik Derneği'nde görev almış. Bilimsel çalışmalarını yurt dışında yapmıştır. Burada böyle bir bilgi yok. Matematiğe yeni terimler kazandırmış. Evet, Hasse-Arf teoremini, arf değişmezini, dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Bilinçsiz, 8. sorudayız. Bilinçsiz teknoloji kullanımı bireyler arasında iletişim sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Misafirliğe gidildiğinde bile evlerde insanlar sosyal medya hesaplarını kontrol etme, cep telefonlarından videolar izlemekte ve oyunlar oynamaktadır. Günlük olaylarla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilinçsiz yorumlar insanlar arasında problemlere ve huzursuzluklara neden olmaktadır. Hatta sanal ortamlarda tartışmalar yaşanmakta ve hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre iletişim sorunlarının yaşanmaması için kararların hangileri uygulanmalıdır? Teknoloji bilinçli kullanılmalı, evet. Sosyal medya paylaşımlarına hassasiyet gösterilmeli, evet. Bir vekinin ortak olduğu şıklara baktığımızda ya Adana ya Denizli olacak. Sosyal medyada daha fazla vakit geçirilmeli, ona daha fazla vakit ayrılmalı. Hayır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Adana olacak. Ege ailesiyle hafta sonu gitti kahvaltı salonunda yan masadaki ailenin Wi-Fi şifresini istemesi üzerine garsonun müessesemizde Wi-Fi bulunmamaktadır. Müşterilerin yüz yüze sohbet etmelerini, birbiriyle etkileşim halinde olmalarını önemsiyoruz demiştir. Dolayısıyla bu iş yeri neye önem vermiştir? Toplumsal ilişkilere. Arkadaşlar devamı sizin için ödeyeceğim.